Selam arkadaşlar. Herkese merhaba. Biz bugün sabahtan başladık yine bahçe işlerine. Geçen sene bu duvarı, yani taş duvarı boyamıştık. Kireçle boyamıştık. Gayet de güzel durmuştu. Bu sene de erkenden bunları bitirip en azından bahçe temizliğine geçip içerideki duvarları, evin dış cephesini falan boyamaya çalışacağız. Bugün bahçe işlerine İlkay başladı. Umarım başladığı gibi de bitirir. Çok seviyorum ama böyle boya işleri çok keyifli değil mi? Keyifli. Bu aralar var ya, fırçanın girmediği yerler. Evet. Onlara da ufak bir fırçamız var. Onunla böyle ince işçilik, yani rutuş mu denir artık, ince işçilik mi denir? O şekilde aralarını da yaparsak hani karşıdan görünümü daha güzel olacak. Evet. Şu halde bile güzel görünüyor yani. Şeyle yapabiliriz. Doğru söylüyorsun. Kirecimiz de vardı bizim aslında. Kovanın içinde ama katılaşmış, su döktük, yine de çözülmedi, artık özelliğini yitirmiş. Bir paket açtık yeniden. Yani yeni, yani bir paket açtık. Biz şey, toz kireç alamıyoruz ya çok, değil mi? Geçen yıl bu dışarıları yaparken de bu şey kendinden hazırlanmış kireç almıştık. Tabii tabii, toz kireç almadık. Bizim malzemecimiz yine gelmedi. Herhalde biz şöyle tahmin ediyorum, az malzeme söylediğimiz için kayda değer bulmuyor herhalde buraya çıkmayı. Getireceğim demesin o zaman. Ya getireceğim demesin. Artık yani telefonda pek polemiğe girmek istemedim. Teşekkür ettim. Getirmenize gerek kalmadı dedim. Ben şimdi... Sen gidersin komşunlara. Aynen, ben artık buradan rica edeceğim birine, giden birine. Bir torba bile alsak yeterli olacak. Yani benim kimseye yük olmak istemediğim için bunu böyle bir çözümü aradım ama o da daha çok beni karmaşaya soktu. 2 haftadır bekliyoruz. Yine de teşekkür ettik. Kapattık telefonu. Bugün veya yarın giden olursa, yani mutlaka gidenler var da bize denk gelirse, artık onlarla tek tek almaya çalışacağız. Duvarımızı da bitireceğiz. Bu arada da bu işlerimizi yapıyoruz. Aradan çıkıyor. Her şeyde vardır bir hayır diyoruz. Sen de dikkatle bakıyor şimdi ne oluyor diye. Süreyim mi sana da? Sür, burnu beyaz olsun. Burnunu süreyim mi? Yapma. Demin neredeyse içiyordu zaten kireci. Ne var senin ağzında? Aa, bir şey var. Salya atıyormuş. Sen böyle bir şey, donmuş salya gibi bir şey var. Yok ya, koştu ya biraz. Şimdi biraz da şu tarafı yaptım. Buraya da aydın yapacak. Küçük fırçayı getirdin mi? Şurada, o biraz sert ya. Her vardı, teğenin içine koydum, yumuşasın dedim. Biraz küçük yerlerine de şey yapalım. Fırçayla sürelim. Şöyle bir karşıya gideyim, nasıl duracak bakalım. Şöyle yakından göstereyim. Birkaç
minik işi daha var. Aralarına ince küçük fırçayla süreceğim, devam edeceğim. Burası güzel oldu. Şöyle aydın devam ediyor bu tarafa doğru. Oradaki taşları da sürersek en azından bunların ikisi bütünleşecek. Burada daha temiz bir görünüm oldu. Şu üst kademedeki taşlar var ya arkadaşlar, şuradakiler. Orayı da yapsak mı acaba? Bilemedik. Aydın yapmayalım diyor. Ben yapalım diyorum. Bilmiyorum. Bununla ilgili bir düşünelim bakalım. Siz de yazabilirsiniz yorumlara. Yapalım mı, yapmayalım mı? Bence iki katman olarak böyle iki katlı gibi duruyor ya. Böyle oraya da yaparsak güzel olur diye düşünüyorum ben. Orası da bitmek üzere. Böyle ağaçları da sürdük. Yani buna sürdük. Şu büyük ağaca da süreceğiz. Kirazlara da sürelim mi kalırsa kireç? Süreceğiz. Kirecimiz var ya. Sönmemiş kireç de var. Şey mi? Bizim sulandıracağımız kireç mi? Evet. Ama o bize değil. Tamam. Onunla da işimiz biterse daha sonra devam ederiz. Aynı hizalı olmasını istiyorum ya. Şu üst taraflar var ya. Ama şu an onu çok anlayamazsın. Biraz kuruması lazım. Ne yapsak acaba, olur mu? Hani poli bantıyla dönüp bantın çizgisine kadar hepsini bantla. Ben gerek yok, kendim çizebilirim. Tamam. Yapabilirim. Hizalarım yani onları. Ver istersen bana. Büyük ağacı da yapalım mı? Yapalım. Ver fırçayı. Buyur. Kamerayı alacak mısın? Alayım. Sen de her zamanki gibi bize yardım etmeye çalışıyor. Biraz alçakta gördüm karşıdan, değil mi? Evet. Biraz alçakta kalmış. Biz şu iki ağacı yapalım. Diğerlerini bırakalım. Ama ben görmüştüm ya, yapanlar var. Fakat bu kirecin içine başka bir şey katılıyor mu acaba? Hayır ya. Eşit mi? Eşit eşit, güzel. Ortadaki? O da iyi. Şöyle düzleyeyim de dalgalı dalgalı durmasın. Yukarıda gibi. Neden oldu yukarıya çıkar demen eşit diyorsun bana? Hiç de eşit değil yani. Aslında benim dediğim daha mantıklı. Ya hayatım. Evet. Sen bana söyle eşit değilini. Ben şey tam ya göz. Biraz kurusun sonra halledeceğim. Göz kararıyla eşit gibi yani. O biraz yukarıda, ortadaki biraz yükselmesi lazım, evet.
Biraz ondan, biraz ondan. Henüz dola kadar çıkmıyordum boya boya. Eşitlerken. Tamam, çok güzel oldu bence. Bakayım karşıdan. Bak buyur. Eşit gibi. Eşit eşit. Tamam. Şimdi bu büyük cevize geldik. Tavuk da yumurtladı galiba. Evet, var. Evet. Sam. Tamam. Horozlanma artık. Büyük bir köpek geldi. Bahçenin önüne. Sam'i gördü. O da böyle duvarın üstüne atladı. İçeriye doğru bakıyor Sam'e. Sam de onu gördü. Havlamaya başladı. Sanki biraz gittikten sonra havlamaya başladı. Evet. Ama nasıl havlamaya başladı? Köpek gitti. Gözden kayboldu. Bizimki ondan sonra horozlandı. Kendini garantiye aldı. Şurada bir dalgalanma var ya. Onu düzeltir misin şurada? Bak, görüyor musun? Karşıdan bak. Şöyle bir... Şeye mi basıyor? Ha evet, aynen oradan. Şey, tek hizada indirmeye çalış. Ağaç boyuyoruz arkadaşlar. Ev boyasak artık nasıl bir simetri istersin bilmiyorum yani İlkacığım. Ama kötü mü dursun? Yok canım, hayır. Durmasın. Tamam mı? Var mı eksik? Yok. Tamam. Eline sağlık, güzel oldu. Şu kökü de boyayacağım. Boya. Ya. Bahçemizdeki bütün ağaçları bu şekilde boyarsak hem böcekten, yani haşereden, ağaca zarar verebilecek herhangi bir canlıdan, alttan gelen bir canlıdan koruyormuşum. Ve bence görüntü olarak da harika oluyor. Evet, güzel duruyor. Yani kurulunca daha güzel olacak. Gece bile değişik bir görüntüsü olur. Evet. Ağaçların bir an önce yaprak açmasını bekliyorum. Yeşersin, yemyeşil olsun. Bahçe. Bu taşları boyamamıza gerek var mı? Yok. Yani bilmiyorum. Ben fırçayla belki boş zamanlarımda daha sonra yapabilirim. Tamam. Şöyle bir görüntü alayım arkadaşlar. Size de göstereyim. Çok güneş var. Hani nasıl görünür bilmiyorum ama. Kuruyunca daha da beyaz olur. Aydın dayanamadı. Bu etrafına taş döşeliği diye bu cevizin. Oraya da sürüyor. Ben dedi kalın, hızlı hızlı büyük fırçayla süreyim. Sen dedi aralardakileri yaparsın, ince şeylerini. Tamam, öyle yapalım. Bu tadilat, tamirat, işte boya iş gibi işleri, temizleme işlerini falan, bunları böyle bir an önce bitirmek istiyoruz. Çünkü buraya şey girecek. Çapa makinesi sokacağız. Sürülmesi lazım bahçenin. İyi oldu. Şurası da sürülecek. Şurada odunlarımız var ya, ince odunlar. Orası da sürülecek. Şöyle bakalım. Evet, güzel duruyor. Şöyle
tırtıklı yerler kalmış. Hem şöyle bir şerit çekelim hem de bu tırtıkları şöyle giderelim. Biraz. Tabii Aydın yamuk yapmış burayı. Evet, daha düzgün oldu. Şöyle göstereyim. Biraz bu taşlara da sürdük. Böyle görünüyor. Taş duvarlarımızı boyadık. Taş duvarların önünde duran iki tane ceviz ağacımız var. Onların da gövdelerini boyadık. Şu ince olan, üç tane daha olan o kurudu. Gayet güzel duruyor. Şunun biraz böyle bir kısımları ağacalı duruyor ama onlar da kuruduktan sonra herhalde aynı bu ağaç gibi güzel görecek. Gayet güzel oldu, şık oldu. Elimize sağlık, güzel oldu. Sevdik yani bu işi. Ve bugünlük de bu işimizi bitirdik. Duvarımız güzel oldu değil evet, mi? Evet, harika oldu. Tertemiz oldu, ben çok beğendim. Evet, elimize sağlık, eline sağlık canım. Senin beline sağlık. Arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yeni gelen abonelerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bizi izleyenler, yeni izleyenler, lütfen kanalımıza abone olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.